Merhaba, konuğumuz klinik proje müdürü Sayın Ayfer Karataş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Evet, klinik araştırmayı pandemiyle birlikte sıkça duyar olmaya başladık. Klinik araştırmalar sonucunda artık iyice böyle hayatımızın içerisine girdi. Ama klinik araştırma deyince ne anlamamız gerekiyor? Bunu da tabii ki klinik proje müdürüne sormamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun konuk ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şöyle özetleyebilirim. Klinik araştırma, klinik çalışmalara katılmak isteyen, gönüllü olan kişilerde yeni ilaçların araştırılması, onlar üzerinde uygulanması ve sonrasında bütün yan etki bildirimleri dahil olmak üzere bütün sonuçların toplanarak ilgili bir yerde o dataların kontrolü sonucu, ilacın güvenli olduğu, etkinli olduğu veya yan etki bakımından sonuçların topladığımız bir süreç aslında. Çok uzun bir yolculuktan bahsediyoruz biz burada. Bir ilacın bizler elimize eczaneden gidip aldığımızda sürecin çok kolay olduğunu zannediyor olsak bile ilaçlar uzun yolculuklardan geliyorlar o raflara. Yaklaşık klinik çalışmanın ilk faz 1 dediğimiz ilk gönüllerde, sağlıklı gönüllerde ya da küçük hasta popülasyonlarda başlayıp bir rafa girmesi 10-12 sene kadar diyebiliriz. Biz de bu sürecin içerisinde o en baştan başlayıp eczaneye çıkana kadar, o ruhsal sürecine gelene kadar bütün sürecin yönetimini sağlıyoruz. Keyifli, güzel bir süreç. Zorlu yanları var. Tabii ki gönüllere ulaşmak, hastalara çok kısa sürede bu sayede ulaşım sağlıyor olmak bu işin en güzel motive edici tarafı diyebilirim. Evet, gerçekten de öyle ve şunu anladım ki pandemide aşıyla birlikte aslında bir mucize gerçekleşmiş. 10-12 yıl bekleseydik niceydi halimiz diye düşünüyorum ben. Evet. Aşı karşıtlarına da buradan. Kesinlikle sizin vasfınızı biz de söylemiş olalım. Kesinlikle güzel bir yolculuğu herkese tanıtma şansımız oldu bizim bu süre zarfında. İnsanların kafalarında soru işaretleri vardı ama pandemi gerçekten klinik çalışma ne kadar gerekli ve ilaçlar o raflara nasıl geliyormuş bunu bizim anlatmamıza fırsat sağladı. Pandemiye tabii ki üzgünüz ama bize bu fırsatı sağlayıp toplumda farkındalık yaratmak için böyle güzel bir şeye de vesile olduğu için ister istemez bir mutluyuz da. Bakalım daha güzelleri olacak diyelim. Toplumda farkındalık arttı bu güzel tarafı. İnşallah evet bu güzel olan tarafı. Evet. Bu klinik araştırmalarda merak ettiğim bir şey vardır hep benim. Aslında pandemiden önce de reklamlarda sıkça duyardık değil mi? Klinik araştırmalar sonucunda işte şu ürün. Evet daha çok kozmetik ürünlerinde duyarız. Evet. İlaç noktasında çok duyulmaz. Çünkü bizim regülasyonlarımız buna uygun değil. Klinik çalışmalar hekimlerle beraber etik kurulların, Sayın Bakanlığın onayıyla beraber ilerleyen bir süreç ama gerek bakanımız sayesinde gerek sosyal medya aracılığıyla da klinik çalışmalar evet artık sosyal medyada da bahsedilir, konuşulur hale geldi. Ama dediğiniz gibi kremlerde, İsviçre'de yapılan araştırmalar gösteriyor ki yapılan 10 gönüllüde gibi söylemler çokça vardı. Evet ve benim de işte burada hep merak ettiğim şudur. Örneğin bir ilaç yapım aşamasında ya da kozmetikte kullanılacak olan bir ürün aşamasında bu dertten muzdarip bir gönüllü mü olması gerekiyor yoksa sıfır yani hiçbir şey yok son derece sağlıklı bir birey de bu çalışmalara katılabilir mi? Şöyle açıklayabilirim size. Faz 1 dediğimiz aşamalarda sağlıklı gönüllülerin dahil olduğu aşamalarda süreç daha farklı işliyor tabii ki. Onlar sağlıklılar. Faz 1 çalışmalarının genellikle yapılmasındaki amaç doz belirlenmesidir. Orada sağlıklı gönüllüleri dahil edebiliriz. Ülkemizde çok yaygınca yapılmıyor şu anda. Ağırlıklı olarak bizde daha çok hastalara yönelik spesifik olarak bazı ürünlerin araştırılması yapılıyor. Bu hastalar genellikle ülkemizde yoğunca yapılan ve dünyada da onkoloji, hematolojik hastalıklar üzerine yapılan çalışmalar, kardiyoloji üzerine, son dönem enfeksiyonel hastalıkların bütün dünyada artması üzerine ülkemizde de enfeksiyon alanındaki çalışmalar devam ediyor. Ama biz ülkemizde dediğim gibi yoğun olarak hastalara yönelik araştırmalar yapıyoruz. Evet. Peki hangi bölüm mezunusunuz siz? Bu sektöre ilk girişiniz nasıl oldu? Ve girmek isteyenlere tavsiyeleriniz var mı? Tabii ki. Biyoloji bölüm mezunuyum ben. Fen fakültesi çıkışlıyım.
Aslında çok bakir bir alan, hala bakir bir alan. Ben yaklaşık 11 yıldır bu sektör içerisinde yer alıyorum. Bir tesadüf eseri bu sektörde çalışmaya başladım. Yüksek lisans yaptığım dönemde de tıbbi genetik alanında yüksek lisans yaptım. O süre içerisinde böyle bir fırsatla tesadüf olarak karşılaştım. Ama etrafımdaki arkadaşlarıma ya da fen fakültesi, moleküler biyoloji, genetik okuyan arkadaşlarıma, kimya mühendisliği, kimya mezunu arkadaşlarımız da bu alanda pekala çalışabilirler. Şu an sektör bu şekilde hızlı bir şekilde de büyüme gerçekleştiriyor. Hep programın başından beri söylüyorum, farkındalık yaratmak ve bu alana yönelmek gerçekten değerli. Yaptığımız iş çok kıymetli. Çok. Uzun da bir yolculuk dediğim gibi. Biraz hem çok istekli olmalısınız hem de bir o kadar bolca datanın içerisinde boğuluyorsunuz. Çok datayı inceliyorsunuz. O süre zarfında da sabırlı olmanız gerekiyor bu işi yapabilmek için. Ama neden olmasın? Tabii ki yapılabilir. Çok eğlenceli. En büyük hazzı da sizin üzerinde çalıştığınız ilaç gün sonunda etkinlik bakımından, güvenlik bakımından çok iyi yüzdeler elde edip o sonuçların çıktığında, FDA'den ilacınız onay aldığında, sonrasında ülkemizde ruhsat aldığında, ardından geri ödeme aldığında bu anlatılmaz bir has. Sizin yaptığınız bir çalışma artık eczanelerde ilacınız. Herkese tavsiye ederim mezun olacak arkadaşlara. Evet. Peki klinik araştırma yapabilmenin şartları nelerdir? Aslında şöyle, biz hekimlerle iletişime geçiyoruz. Global ilaç firmaları Türkiye'de yaygınca çalışıyorlar. Bu ilaç firmaları ülkemize çalışmayı getirebilmek için çok ciddi çabalar harcıyorlar. Hekimlerle görüşüyoruz. Ülkemizde bizim key opinion leader dediğimiz daha çok böyle bu çalışmalar, moleküller üzerine tartıştığımız hekimler var. Onlarla oturup bu molekülü ülkemizde yapabilir miyiz? Bu hastalık ne kadar yaygın? Ya da çoğu zaman rare disease dediğimiz daha ender rastlanan hastalıklar alanında hekimlere başvuruyoruz. Bakıyoruz ne kadar hasta popülasyonumuz var acaba bizim? Bunları gözden geçiriyoruz. Sonrasında ilgili kurulların etik kurullarına başvuruyoruz ve tabii ki Sağlık Bakanlığı'na ilgili başvuruları gerçekleştiriyoruz. Bütün süreçler çok detaylı olarak inceleniyor. Bize kurumlardan sorular geliyor. Bu süreçleri çok iyi yönetiyoruz. Yurt dışı ile çok yakından çalışıyoruz. FDA ve EMA'nın buralarda görüşleri alınıyor takıldığımız noktalarda. Arka planda çok kocaman bir ekip var kısaca. Ama onaylar olmaksızın en ufak bir adım kesinlikle atılamaz. O süreçleri çok yakından takip ediyoruz. Yine çalışmanın ilerleyen dönemlerinde de gerek regülasyonlardan, kurumlardan, denetçi kurumlardan, özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan denetimler alabiliyoruz. FDA'dan yine denetimler aldığımız süreçler oluyor. Sıkı sıkıya her şey takip ediliyor. Bunları söyleyebilirim. Türkiye'de klinik araştırmalar çok hassas yürütülüyor. En önemli bilmemiz gereken kısım aslında bu. Evet. Denetimlerin yapılıyor olmasından da bahsettiniz ki bu da çok çok önemli diye kesinlikle düşünüyorum ben. Peki ülkemizde hangi alanlar yoğun çalışılıyor? Onkoloji, hematoloji dediğim gibi enfeksiyon alanında, kardiyoloji alanında klinik çalışmalar yapılıyor. Son dönem firmaların biraz strateji değiştirmesiyle beraber nadir hastalıklar dediğimiz, az önce söylediğim rare disease alanında çalışmalar da yapılıyor. Bunlar daha popülasyon içerisinde ender görülüyor olmasına rağmen sonuçları gerçekten kötü sonuçlanabilecek hastalıklar olarak niteleyebiliriz. Bu alanda da çok ciddi çalışmalar var. Evet. Peki bu çalışmaların gönüllülere avantajları nedir? Gönüllüler için aslında en büyük avantaj ilaca hızlı ulaşım diyebiliriz Sema Hanım. İlaca kısa sürede ve en kolay yoldan ayrıca ücretsiz ulaşım sağlıyor. Global ilaç firmaları bu ilaçları tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı merkezlere sağlamakla yükümlü. Sağlanan ilaçlar gönüllülere hekimlerin her zaman yanı başlarında ve çok kolaylıkla ulaşabilecekleri şekilde uygulanıyor. Hekim sizi 24 saat boyunca kendisine ulaşabiliyorsunuz. Sizi çok yakından takip ediyor bu süre zarfında. Başta da bahsettim. Yan etkiler o kadar değerli ki bizim için toplarken. Çünkü ilacı biz piyasaya çıkarttığımız zaman prospektüsüne yazılacak olan yan etkiler klinik araştırma esnasında toplanan yan etkiler. O yüzden çok yakından takip ediliyorlar. Bunlar çok büyük avantajlar bir gönüllü için. Yıllar sonra hastalığına çare olabilecek ilaca klinik araştırma sayesinde
o esnada sahip olabiliyor. Bu bizi en çok rahatlatan tarafı. Tabii ki gönüllüler de bundan çok mutlular. Çoğu zaman inanın clinicaltrials.gov diye bütün public olarak halka açık olan site üzerinden bile çalışmaları takip edip Türkiye'de acaba bu çalışma var mı, hangi merkezde yapılıyor diye takip edip hekimlere ulaşıp bu klinik çalışmaya beni de alır mısınız, kriterleri sağlıyor muyum, uygun muyum diye başvuran gönüllülerimiz var. Evet, bu alandaki gönüllülüğe gerçekten ben de çok sıcak bakıyorum. Özellikle pandemi sürecinde yerli aşımız TürkOvac için çok gönüllü olmak istedim ama maalesef kriterlere uygun değildim. Kriterler çok önemli klinik çalışmalarda, haklısınız. Kriterleri evet. Sağlamak gerekiyor mutlaka. Evet. Peki, globale baktığımızda ülkemiz bu alanda hangi sırada? Ülkemiz her geçen gün daha fazla ön plana çıkmaya başladı global dünyada da. Ülkeler neye göre seçiliyor? Aslında baktığımız zaman klinik çalışmalar altyapı olarak çok ciddi bir sistem isteyen, gönülleri aldığınız zaman onlar için gerektiğinde özel ortamlar, hastanelerde özel ortamlar, kemoterapi ortamları yaratmanız gereken, onların muayenelerinin çok daha detaylı bakılmasını da gerektiren süreçler olduğu için ülkemizde her geçen gün altyapı güçlendirilmeye çalışılıyor. Hı hı. Bu anlamda belli başlı bazı özel merkezler var. Klinik araştırmaya yönelik özel dizayn edilmiş merkezler var. Ülkemiz güzel bir noktada ama daha iyi noktalara gelmeye ihtiyacı var. Öte yandan klinik araştırmalar ülkelerde SGK'nın yükünü de azaltan, çünkü bir gönüllü klinik çalışmaya katıldığında onun masraflarını çalışmayla, protokolle ilişkili olan masraflarını bizler kuruma, global ilaç firmaları kuruma direkt olarak ödüyoruz. Bu sayede SGK'yı da belli bir aslında yükten kurtarmış oluyoruz. Bunu da sağlayabilmek adına çok daha fazla klinik çalışma çekmek zorundayız ülkemize. Bütün firmalarda gerek sözleşmeli araştırma kuruluşları, gerek ilaç firmaları bu anlamda ciddi çabalar sarf ediyor. Geçmiş yıllara baktığımızda pandemiyle beraber özellikle son 2-3 yılda bütün firmaların sayısının da çokça arttığını görebiliyoruz. Ülkeler neye göre belirleniyor peki? Az önce bahsettiğim kriterler aslında. Bunlar altyapı. Altyapının gerçekten sağlam olması, o alanda çalışan klinik araştırma deneyimli hekimlerin olması, klinik araştırma koordinatörlerinin bu alanda yetkin ve yeterli eğitimi almış olmaları ve bu alanda ülkedeki popülasyonun, hasta popülasyonunun yeterliğini gözden geçirdiklerinde ülke seçimi detaylandırılıyor. Bu sırada tabii ki bizler de istekli davranıp global takımlarla çok yakın iletişime geçiyoruz. Bu çalışma bizim ülkemizde de yapılabilir. Bizim ülkemizde de yeterli potansiyel var. Biz de buraya adayız deyip el kaldırdığımızda oluyor tabii ki. Ne kadar da onur verici çok, diye çok, düşünüyorum. Ki, gurur verici ki. Diye düşünüyorum. Şimdi 11 yıldır bu sektörde olduğunuzu evet. söylediniz. 11 yıllık süreç içerisinde, gerçi bir ilacın 10-12 yılda ortalama piyasaya sürüldüğünü düşünecek olursak, ama tek bir ilaç üzerine değil birçok projede tabii, yer almışsınızdır tabii ki, değil tabii mi? Tabii ki çok farklı endikasyonlarda, çok farklı alanlarda çalışma fırsatım oldu. Gerek psikiyatri alanında, gerek onkoloji, gerek kardiyoloji, çok farklı endikasyonlarda yer aldım. İlaçların bazıları daha önceliklendirilmiş. Çünkü hastalıklar biliyorsunuz, özellikle onkolojik ve hematolojik hastalıklar çok hızlı bir ivmeyle seyrediyorlar. Böyle durumlarda hızlandırılmış olarak da çalışmalar yapılıyor. 6-7 senenin sonunda tamam uygundur, FDA tarafından ilerlenebilir yeşil ışığını aldığımız zaman ilerleyebiliyoruz. Bu tarz moleküllerin içinde de yer aldım. Şu an piyasaya çıkan ilaçlarımız da oldu. Bunun tabii ki bütün topluma yayılmış olması, sadece gönüllülerle kalmayıp artık herkese verilebiliyor olması, dediğim gibi bu işin en güzel tarafı, bizi tatmin eden kısmı bu. Evet, gerçekten biraz önce de söylediğim gibi hem çok gurur verici hem de son derece tatmin edicidir evet. diye düşünüyorum. Çok hele doğru. Hele tabii ki her hastalık kendi alanında, kendi içerisinde
çok önem arz ediyor. Hani derler ya, çeken bilir diye. Ama onkoloji hastalarının birçok ilaçta dışarıya bağımlı olması, rakamların çok ama çok yüksek olması o kadar büyük ızdırap veriyor ki bizlere. Çok haklısın. İşte sizin de bunlar için yapmış olduğunuz bu klinik çalışmalar, araştırmalar, destekler o kadar mutlu edici bir sonuç olarak geri dönüyor ki bizlere. Evet. İyi ki varsınız diyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Evet, Sayın Ayfer Karataş konuğumuz oldu. Hoşça kalın.